Arkadaşlar iyi akşamlar. BIST 100 ve Aselsan'ı şöyle bir inceleyelim diyorum hep beraber. Şimdi BIST 100'den ilk başta başlayalım. Şöyle bir trend çizgimiz var. Bu trend çizgimiz hala koruyor fiyatımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerden tuttu. Halen de oradan bir dönüş yaptı. 22 Nisan'da yukarı doğru hareketine devam edecek inşallah diye umut ediyoruz. Şurada bir üçlü tepemiz vardı biliyorsunuz. Şu üçlü tepemizin şurası boyun bölgesi. Bu boyun bölgesi kırıldıktan sonra üçlü tepenin hedefi kadar şu hedefi kadar aşağıya iniş yaptı. Oradan tekrardan topladı. Şuraya geldi. Burada bir üçgen omuz baş omuz oluşturdu. Onun da boyun çizgisi şurasıydı. Burada da bir omuz baş omuzumuz oldu. Omuz baş omuzdan sonra o da hedefini gerçekleştirdi. Ve şu anda yukarıya doğru inşallah gidecek diye umuyoruz arkadaşlar. O da şu şekilde şuradan çizecek olur isek kaba ve hızlıca omuz baş omuzumuzda şu şekilde arkadaşlar. Biraz aynı şöyle. Şimdi buradan yolla devam eden bir hissemiz fiyatımız olacak. Şimdi şu fiyat şuraya geldiğinde bir savaş var arkadaşlar. Yani üçlü tepelerde fiyat aşağıya kırıldıktan sonra tekrardan retest etmek için tekrardan bu kanalın içerisine girmek için fiyatı görüyorsunuz. Buradan retest etti geldi. Fakat burada başarısız oldu. Tekrardan aşağı indi. Şimdi tekrardan ikinci kez bir daha gitti. Üçüncü kez aşağı indi. Tekrardan şimdi bir yukarı gidiyor test. Ama bu ilk testi yapıp aşağıya şelale yapmadı. Yani bu piyasanın istekli olduğu anlamına gelir aslında arkadaşlar. Üçüncü kez tekrardan yukarıya gidiyoruz. Bu boyunu kırmaya gidiyoruz. İnşallah bu sefer başarılı olur. Kendini yukarı atar. Ama şu noktada şu fiyatlar arasında 1437 ve 1457 arasında çok dikkatli olacağız. Bu fiyat bunun üzerine geçmeden elimizden tedbiri bırakmayacağız arkadaşlar. Her zaman cin gibi olacağız. Bu fiyat tekrardan buraya aşağı inebilir. Bu trendi kırabilir. Kırdığı gibi de tekrardan bu noktalara, binli seviyelere. Çünkü ben hep Google'da şöyle yazın. Üçlü tepe diye. İkili tepe, üçlü tepe yazın formasyonlarını hep böyle şelaleler aşağıya şu ilk kırdıkları bölge kırımlarına kadar gitmişlerdir arkadaşlar. Burası olmazsa Ağustos olur. Ağustos olmazsa Kasım dibi olur. Kasım dibi olmazsa Mart dibine kadar inebilir. Yani bu ikili tepeler ve üçlü tepeler formasyonların bittiği yerlerdir. Yani trendlerin bittiği noktalar olarak adlandırılır. İnşallah biz bu şekilde bir şey yaşamayız. Bizim bu üçüncü hareketimiz inşallah bu bölgeyi kırar ve yukarı doğru devam eder diye düşünüyorum. Şimdi şu şekilde aşağıdan baktığımızda osilatörümüz çok güzel bir şekilde 2 gündür fiyatın altına inip al vermiş durumda. Yani güzel bir pozisyonu var şu anda. Osilatör bakımından güzel. Burada baktığımızda şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar. Bakın RSI'yı kesip şurada büyüteyim birazcık size. RSI'nin şurada dükü var. Yani şu düşeni kırmış arkadaşlar. Şurada güzel bir dük yapmış. Retest yapıyor. İnşallah bu da bu şekilde yukarıya doğru devam edecek. Daha önceki zamanlardaki bakın şu teğet düşüm kırılımı. Şu teğet düşüm kırılımı olmuş. Şu teğet düşüm kırılımı olmuş. Tarih tekerrür eder. Biz teknikçilerin bakım şekli bu şekildedir. Yani kırmış, düşmüş, düşeni kırmış, yukarı gitmiş. Kırmış, düşmüş, düşeni kırmış, yukarı gitmiş. Kırmış, düşmüş, şurada bir dükümüz var. İnşallah yukarıya devam edeceğiz. Bu da şu anda alttaki indikatörlerin üçü de bana olumlu olarak geldi. BIST 100 için. Şimdi buradan hemen kolay menümüzü açıyorum. Kolay menümüz ne durumda? Bakalım Bollinger bantlarına falan bakalım. İçime akıyor bakalım. İşte arkadaşlar burada gördüğümüz gibi içime akıyor. Şurada ince bir bulutumuz var önümüzde. Hala negatif gözüküyor gerçi iç makro bulutu. Ama şurada da şöyle bir Fibonacci 0.382'ye gelmişiz. Orayı geçmeye çalışan bir endeks görüntüsü var. İnşallah şu ince bulutu geçer. Yukarıya dediğimiz gibi şu savaş alanından kurtulur. Tekrardan yolunda devam ederiz. Ama şu savaş alanında dediğim gibi arkadaşlar cin gibi olacağız. Burayı takip edeceğiz. Bollinger bandını da alttan yukarıya doğru hareketine devam ettirip orta çizgisine gelmiş Bollinger'in. O da güzel bir
görünüş sergiliyor. STR'ye bakıyoruz arkadaşlar. STR'de de aynı şekilde 21 günlük ortalama ne diyorduk? 21 günlük ortalama her zaman 200 günlük ortalamaya da değmek isteyebilir. Yakınlaşmak ister. Bakın burada olduğu gibi. Hatta altına da girebilir yani. Mart dibinde olduğu gibi. Gördüğünüz gibi fiyat 21 günden nasıl uzaklaşıyorsa, tekrardan ona geliyorsa 21 günlük ortalamada 200 günlük ortalamaya yanaşmayı isteyebilir. Bunu her zaman söylediğim videolarımda görmüşsünüzdür. Nasıl yukarıda fiyat vuruyor dönüyor, vuruyor dönüyor, vuruyor dönüyor, aşağıya iniyor, vuruyor, yılmıyor, vuruyor, olmuyor. Şimdi bir daha vuruyoruz, bakalım olacak mı, olmayacak mı? 21 günlük ortalamanın üzerine atmak isteyen bir fiyat görüntüsü var şu anda. Onu yakından takip ediyoruz arkadaşlar. Şu anda STR üstel ortalamamız da bu şekilde. Bunu kapatıyoruz. Rally'ye bakmaya gerek yok zaten. Efsanemize bakalım. Efsanemiz halen olumsuz pozisyonunu koruyor. Şu anda ben olumsuzum diyor. Fiyat yalnız şuradan aşağıya inmiş. Yukarıya doğru gitme görüntüsü var. Bir önceki seferinde ne yapmış? Fiyat buradan aşağı inmiş. Yukarı giderken de halen burada kırmızılığını korumuş. Ben ne zaman negatifim demiş? 1019 seviyesine geldiğinde ben pozitifmiş. Özür dilerim. Pozitifim arkadaş demiş. Fiyat nasıl yukarıya çıkmış? Biraz güven vermeye başlamış. Ondan sonra kendisi güven vererek yukarıya doğru devam etmiş. Ta ki bu seviyelere kadar. Bu seviyelerde de artık beni terk edin demiş. Efsane de pozisyonu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi endeks bırakıyorum. Aselsan'a geçiyorum. Aselsan'da arkadaşlar şöyle benim bir çalışmam vardı. Bu çalışmamın neticesinde çok pis bir sniper görmüştüm. Artık yeter artık demiştik. Yani arkadaşlarımın çoğu Aselsan'da, zaten ben de öyleyim. Yani bir ayı bıraktığım günden beri neredeyse her gün 2 bira parası alıp yatırıyorum. Hiç fiyatına bakmaksızın. Böyle bir huyum var. Topluyorum Aselsan'ı yani. Günde 2 bira parası ayırıyorum. Ara sıra birayı da içiyoruz. O da ayrı. Neyse. Şimdi buradan fiyat buraya gelmiş. Zaten bunu hedefimiz burasıydı. Birinci meydan muharebesi, ikinci meydan muharebesi diye. Yalnız bu birinci meydan muharebesinde bir bat yaptı arkadaşlar. Bu batın da hedeflerini çizmiyorum zaten. Ufak bir şey. Gelse gelse 0.382 ile 618 arasına kadar gelir. Oyun bölgesine kadar da gittiği zamanları oluyor. Olmuyor değil. Şimdi bu Aselsan'ın şöyle bir gelin diğer grafiklerine bakalım. Şu üstteki grafikleri bir kaldırayım. Bizim rahat bakım yapabilmemiz için çizimleri kaldırıyorum şöyle. Çizimleri kaldırdıktan sonra kolay menümüzden başlayalım arkadaşlar. Kolay menüde açalım bakalım. Ne diyor kolay menümüz? Evet, kolay menümüz sistem ala geçmiş arkadaşlar. Sistem şuraya bakar mısınız ya? Fibonacci'nin ta tepesinden ta altına kadar, yani güzide bir firma. Ne bileyim ya, ben anlamadım yani. Anlamadım. Bu algoritmalar, otomatik alsatlar, robotlarla nasıl baş edeceğiz bilmiyorum. Milisaniyenin altında alış satış yapıyorlar. Yani piyasaya bir derinliği veriyor, bir derinliği yukarı çıkıyor. Gerçi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir önerge verilmiş bu konu hakkında ama bakalım ne olacak. Şimdi sistemimiz ala geçmiş. Dün ala geçmiş. Bugün de önünde biraz bir kalın bir iç ummak bulutu var. Bulut olumsuz arkadaşlar. Bak, tek sistem ala geçtiği, o güzel bir şey. Burada 0.280, 0.236'yı kırmış. 382'ye doğru yoluna devam eden bir fiyat görmekteyim. Şu anda Bollinger bandının üst tarafından gidip Bollinger'in orta bölümünde geçmiş. Bollinger üst bandının da yukarı doğru çıktığını gördüm. Şu anda şu benim hoşuma gitti. Şimdi bunu kapatalım. STR'mize bakalım. Her zamanki gibi. Görüyorsunuz arkadaşlar, STR 21 günlük 200 günlüğü de kırmış. Yalnız burada fiyat olarak 21 günlük üzerine atmış. O güzel olmuş. Bakın fiyat nasıl hep üstte 21 günü takip ederken bu sefer altta 21 güne vurup altı iniyor. Vurup altı iniyor. Vurup altı iniyor. Yaklaşık 15 Ocak'tan beri böyle bir acılı görüntüsü var. Ama şuradaki kadar pozitif bir görüntü göremedim. İnşallah bu harekat artık bunu başlatır, yukarı doğru gider. Yani diye umut ediyoruz. En azından şu 21 günlük ortalamanın üzerine alıp da 200 günlüğe doğru kırmayı bekleyebiliriz. Rally habercisine bakalım. Rally habercisi zaten o satılmıştır yukarılarda tabi. Şuraya bakın, hepsi birbirini kesmiş. Evet arkadaşlar, Golden Cross'ı göreceğiz bunu da, Allah kısmet ederse. Öyle gözüküyor. Yukarıya çıkmaya başladığında şu kesişmeler olduğunda önce Silver Cross verir inşallah. Alımlar yukarıya başladıkça sonra da Golden Cross'ı görürüz. Bakalım burada dip bölgemiz oluşmuş mu? Şunu bir 3'e alalım. SICM Income. Evet, burada dip oluşmuş arkadaşlar. Yanına 2 tane mum almış kendisinden ufak. Şurası bir dip bölgesi oluşmuş. Şu ABC
Şuna bakalım bakalım ne kadar büyük bir tabi ABC'ymiş bu. Şu C noktası 0786. O da güzel. 0786 1212'ye tekabül eder. Şunu da B noktasından C noktasına bir Fibonacci çizelim. 1212 yani 16 liralara bu fiyat gelmesi lazım arkadaşlar. Şu an için öyle gözüküyor. 16 TL'lere gelmesi lazım. ABC formasyonuna göre. Şimdi şunu da kaldırıyorum. RSI'yi de kaldırıyorum. Setter'i de kaldırdım. Efsaneye bakalım. Efsane ne diyor? Efsane hala satta. Olumsuz. Yani fiyat onun üzerine çıkıp birkaç gün böyle kalacak. Ona güven verecek ki efsane beni artık devam ettir diyecek. Efsane burada 9.55'te poza soktuğunda seni burada pozda 17'de yani iki katına ulaştığında pozdan çıkartıyor. Şu an olumsuz yani efsane. Efsane görünümü olumsuz. Bir önceki olumsuzluğu ne kadar sürmüş? 7 Aralık 2018'den 13 Kasım 2019'a kadar olumsuz olarak kalabilmiş günlükte arkadaşlar. Yani şu anda bu düşüşlere başladı mı bayağı bir gidiyor. Yani efsane olumsuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi kapattım. Şimdi alta geçiyoruz. Alttaki indikatörlerimizi açalım. Şunu bir büyütelim. Osilatörümüz ne diyor ona bakalım arkadaşlar. Osilatör evet güzel. Osilatör fiyat parabolik sallar. Aşağıya inmiş arkadaşlar. Fiyatı alttan alıyorlar. İnşallah zaten trendin dibinde artık yani. Daha da gideceği yer yok. Bunun da altı böyle şelalenin şelalesi olur. Şuradan parabolik sar güzel. Alıvermiş yani. Osilatörü beğendim arkadaşlar. Zaten RSI Combo'da görüyorsunuz ne zamandan beri yerlerde. O da şu anda al vermiş. Fakat gene böyle şurada boynunu kırmış. Momentum kararsız gibi. Burada morluklar var. Koyu mor olmuş. Sonra tekrardan mora dönmüş. Momentum'u da beğenmedim. Yani RSI Combo'yu da beğenmedim. Şurada bir osilatörü beğendim. Osilatör parabolik sarı fiyatı altın almış. O güzel arkadaşlar. Ben buna zaten bir de çalışma yapmıştım galiba diye hatırlıyorum Asya sana. Yayınlamıştım da. Ona şurada bir bakayım. Aselsan diyeyim. Asels. Bununla ilgili bir çalışmam vardı benim. Evet şurada. Şurada bir çalışmam var. Ne zaman yapmışım ben bunu? Ben bakalım, özür dilerim. Bakayım şurada 25 Nisan'da yapmışım. 25 Nisan'da bir çalışmam var burada. Şimdi altta şu yeni bir tane yapılan bir olayım var. Ona bakalım. Aselsan'da gizli olarak yapmışım zaten bunu. Açalım bunu. Evet. Hedef 1 vermişiz arkadaşlar burada. Şu 15 Nisan'da yaptığımız analize göre şurada görmüş olduğunuz mavi olan Cyper. Cyper'ın hedefi 1, 2. Genelde Cyper'lar C bölgesi ve D bölgesine kadar da gidebiliyorlar. Ben o yüzden B bölgesine kadar hedefini verdim arkadaşlar. Buradan bastığımızda fiyatın hedef 1'e kadar geldiğini oradan aşağıya saldığını tekrardan görebilirsiniz. Ama burada bir beklenti olarak da guard day var. Guard day beklentisi de fiyatı şuralara kadar getiriyor zaten. Şu anda pozisyon bu şekilde gözükmekte. Aselsan'da arkadaşlar. Başka da diyebileceğimiz bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.